Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam tabii mübarek Ramazan Şerif ayı gelince her zaman da bu sözü söylüyoruz ama maalesef ki öyle karşılaştığımız için söylüyoruz. İleri geri konuşanlar, bilir bilmez bir takım şeyler söyleyen insanlar ortaya çıkıyor. Yani öyle bir şey ki bunlara da bakıyorsunuz. Bir kısmının oruç tutmadığını, oruçla yakından uzaktan pek alakası olmadığını görüyoruz. Müslümanların orucuyla ilgili ahkam kesiyorlar. Ve ilahiyatçılar yapıyor bunu. Bir kısmı da evet onu... Onlar da oruç tutmuyor evet, maalesef. Maalesef öyle. Ve din adamı görüntüsü altında da çıkıp başka şeyler söyleyenler. Bozuk bir takım inanışlarla beraber bozuk ibadet şekilleri de ortaya çıkaranlar var. Yani bidatleri filan. Şimdi sözü uzatmamın sebebi şu... Ramazan Şerif ayında oruç tutuyoruz malum. Oruçla ilgili olarak Müslümanların oruç tutmasını engellemek için ne bileyim Müslümanlar oruç tutmasından ne tutarlarsa tutsunlar gibi anlayışla hareket edenler diyorlar ki aç kalmak vücut için zararlıdır. Hatta belgede gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bakın işte Batı literatüründe, tıp literatüründe bu böyle yazıyor burada. Dolayısıyla Müslümanlar da oruç tuttuğuna göre aç kalıyorlar belli bir süre. Hele yaza denk gelince bu süre daha da artmış oluyor falan. Onun için vücutlarına zarar veriyorlar. Diyorlar. Diyorlar. Öyle midir? Efendim bu konuda şimdi hani geriye değil. Bir kere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutunuz sıhhat bulunuz buyuruyor. Hadis-i şerifte de açıktı yani. Evet. Oruç tutunuz sıhhat bulunuz. Bu kesin. Yapılan araştırmalarda hatırlarsan TGRT'de program yapıyordu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Cevat vefat etti. Evet. Babuna. Babuhan. Babuna. Profesör Doktor Cevat Babuhan. O bir Ramazan-ı Şerif'te dedi. Yani TGRT'ye gelmeden önce. Bir iftar programında bir kadın doktor dedi. İşte yapılan araştırmalar neticesinde orucun zararlı olduğu. Batı kaynaklı araştırmaları dedi, baz alıyor dedi. Batı kaynaklı araştırmaları. Ha çok telefonla girmek istedim, beni dedi aynı şekilde almadılar. İşte Allah-u Teala ondan sonra da rahmetli o Cevat Babuna'ya da şey, TGRT'de program yapmasın bu. Hatta diyordu, benim dedi 3 aylık materyalim vardı, buraya gidip 3 sene program yaptıydı. Öyleydi falan. Huzura Doğru'nun hemen arkasından yayınlanıyordu. Evet. Ve şey olarak dedi ki, diyordu ki o, hatta yazdı kitaplarını. Amerika'da ve Avrupa'da aç insan üzerinde araştırma yapılıyor. Aç insanla oruçlu insan aynı değil. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin çoğu kafası yine karışacak. Aynı değil mi ya falan? Aynı değilmiş. Evet. Fark aynı nedir efendim? İlmen aynı şekilde evet. Anlatılıyor bunu. Aynı değil. Çünkü diyor aç insanın beyni midesine devamlı surette ben biraz sonra yiyecek getireceğim diye talimat verir. Arayış içinde. Arayış içerisinde. Doymak için. Evet bir şeyler yemek için ve doymak için. Bunun için de dedi. Şey, mide hazır bekliyor. Hazır beklediği için salgı yayınlıyor. Hmm. Bu yayınladığı salgı zararlıdır dedi. Adamlar yapmışlar bunu. Ve sonra dedi, tahrip eder dedi. Yayınladığı mideyi. Salgı, tabii mideyi. Asit yayınlıyor. Mideyi tahrip eder, bağırsakları tahrip eder. Zararlıdır dedi. Ama dedi, oruç öyle değil ki. Efendim, oruçta da açlık var. Bir dakika. Diyordu ki, oruçta sahur vaktinde, sahur yedikten sonra Müslüman niyet edince beyin mideye talimat gönderiyor. Diyor ki yarın güneş batana kadar sana su, yiyecek bir şey gelmeyecek. Kapatıyor. Mide ve bağırsaklar bu talimatı alınca kapılarını kapatıyorlar. Peki ne yapıyorlar ondan sonra? Ondan sonra revizyona geçiyorlar. Yenilenmeye. Evet yenilenmeye. Kendi kendini tamire başlıyor. Şurada şu var bunu yapayım, burada bunu. Nasıl aynı şekilde ne su geliyor mideye ne yiyecek geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Paldır güldür, paldır paldır. Çalışıyordu 11 ay durmadan. O bir ay revizyona geçiyor dedi. Peki İslamiyet ne diyor? Daha doğrusu Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Oruç tutun, sıhhat bulun. Mide, bağırsaklar revizyona geçiyor. Tedavi ediyor yani. Ama efendim işte açlıktan bir tab düşeceksin tabii canım. O ayrı bir mesele. Zaten bugün perhizle tedavi yok mudur?
Senin yiyeceklerin çoğunu doktor sınırlandırmıyor mu? Hele mide hastalıklarına veya bağırsak hastalıklarına rastlamışsan sadece diyor patates püresi yiyeceksin. Veyahut da neyse işte ne verdiyse yani, başka bir şey değil. Onu da şu zaman dilimi içerisinde yiyeceksin. Bir sürü perhiz veriyor. Perhiz veriyor. Perhiz de tedavi de söz konusu. Onun için oruç bir sene boyunca durmadan çalışan mide ile beraber bütün sindirim sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiye tabi tutulmasıymış. Böylece sindirim sistemi dinlendirilmiş olmaktadır. Vücudun bütün, bir bilgi de ben vereyim hocam, bütün organlarının kendini revizyona tabi tutma özelliği var. Ama en hızlı kendini tamir eden de sindirim sistemi, mide. Tabii. Öyleymiş yani. Öyle. Yani şey olarak, evet, ilmen de öyle. Mesela insanlarda en çok görünen rahatsızlık sindirim bozukluğudur. Hatta doktorlar mesela eğer mide ve bağırsaklarda bir rahatsızlık varsa vücudun başka yerlerinde de başka türlü tezahür ediyor bu diye. Bu hal şişmanlık, kalp, damar, şeker hastalıklarına, tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi bir de tedavi vasıtasıdır. Oruç tutmakla insanın güçlü bir irade kuvveti kazanacağı şüphesizdir. Bu sebeple alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmüştür. Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, İnsanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Bunun için de insanın bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç bu hususta en güzel çaredir. Açlıkta onu frenleyebiliyorsun. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlamasına, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzulardan ne kadar sıyrılabilmişse oruç da o derece günahlarına kefaret olur buyuruyor Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri. Evet. Oruç vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler bir revizyona, tamire girerek dinlenme ve yenilenme imkanı bulurlar. Sadece mide değil revizyona giren. Böbrekler de revizyona giriyor. Karaciğer de öyle. Zorlanmıyor, yorulmuyor doğru, çünkü. Doğru. Yorulmuyor. Fazla yiyecek olmadığı için kalp de yorulmuyor. Bütün bu bildirenler oruç tutmanın insan sağlığına zarar verir diyenlerin yalan ve iftiralarının yüzlerine çarpmaktadır. Böyle söyleyenler sözleri yalan. Oruç aynı zamanda nefse hakim olmayı da sağlar. Oruç tutma zamanı kameri aylara göre tayin edildiğinden her sene şemsi yani güneşe ait olan sene hesabıyla önceki seneye göre 10-11 gün evvel gelir. Bu sebepten yaklaşık 33 sene içerisinde her mevsimde oruç tutmak mümkün olur. Dolayısıyla yazın susuzluğa, kışın o üşümeye, sonbahar ve ilkbaharda her ikisini de aynı şekilde tatmış olur. Oturduğu yerde boğazdan ağzın viskisini yudumlayarak ya efendim aşk kalanları düşünmek lazım. Önünde bir süre aynı şekilde yiyecek, viskisini de yudumluyor, aç kalanları düşünmek lazım. Adam ömründe aynı şekilde oruç tutmamış, şey yapmamış, ahkam kesiyor bir de. Sonra da oruç zararlıdır diye böylelerde bilgi ve şey yapıyor, akıl hocalığı yapıyor. Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat edermiş. Karnınız aç olsun. Bunun için de çok oruç tutunuz. Çünkü oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Oruç tutmak kalbin rikkate gelmesine, yumuşamasına sebep olur ve oruçlunun duası Allah-u Teala indinde makbuldür buyururmuş. Onun için mesela eşede Ramazan Şerif'te de işte hep yazılıyor, çiziliyor falan da hadis-i şerif var çünkü. Oruçlunun iftar vakti oruçlunun ağız kokusu Allah-u Teala'ya çok güzel gelir diye. Evet. Zahiren bakıyorsun hakikaten beğenmiyorsun sen o kokuyu da ama Allah-u Teala'ya güzel gelir buyuruyor. Dolayısıyla oruç insan için zararlı değil her bakımdan faydalıdır. Zira oruç tutanlarda gündüz kan hacminin doku suyunun azaldığı ve sonuçta minima küçük tansiyonun düştüğü kalbin rahatladığı tetkikler sonucu anlaşılmıştır. Oruç tutan kişinin sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu gerginlikleri, sıkıntıları azaltır, yok eder. Ayrıca Muhammed Baki Bilal Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Oruç tutmak Allah-u Teala sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah-u Teala yemekten ve içmekten de münezzehtir buyuruluyor. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın. Oruç hem maddeden hem manen. Çünkü faidelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Evet. Gerisi hikaye. Adam ömründe aynı şekilde bir İslam aliminin kitabını okumamış. Hep batılıların aynı şekilde tetiklerine bakarak hüküm veriyor. Bu hastalık haline gelmiş.
Osmanlı'nın son döneminde başlamış bu. Müsteşrik deniyor, şimdi oryantalist diyor. Onların kitaplarını okuyor, İslamiyet'i onlara göre değerlendiriyor. Ya adam Hristiyan zaten, aynı kendi kafasına göre değerlendiriyor. Niye sen İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak aynı şekilde veyahut da kendini araştırma yaparak sonuca gitmiyorsun? Yok, köleleşmişler. Allah Teala onlara da hidayet nasip etsin diyoruz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse Ramazan'da bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Medet ya şehri Ramazan, merhaba ey şehri Ramazan, merhaba, merhaba ey şehri rahmet. Merhaba ey şehri Kur'an, merhaba, merhaba ey şehri Furkan, merhaba. Zikru tesbih ederler, saf diller ile. Hoş safa geldin efendim şehri Ramazan, merhaba. Hoş safa geldin ey şehri gufran, merhaba. Merhaba ey mahı mübarek. Merhaba ey şehri saadet, merhaba. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba. Medet ya şehri Ramazan, Tamil Mihal, Saadet-i Ebediye. İslam'ın 5 şartından 4.'sü, mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç,
hicretten 18 ay sonra, Şaban ayının 10. günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki, ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece, Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allahü Teala bu ayda her gün oruç tutulmasına emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teâlâ onu cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Eshâb-ı kirâm dediler ki, ya Resûlallah, her birimiz bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Resûl aleyhisselam buyurdu ki, bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azad olmaktır. Bu ayda emri altında olanların, işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifletenleri, patronları, amirleri, kumandanları ve müdirleri Allahü Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Emir Sultan. Emir Sultan Hazretleri, Bursa'da bir yandan ilim ve marifet yayarken, öte yandan rızkını kazanmak için çalışmanın, dinin bir emri olduğunun bilincinde çömlekçilik yapar. Yük çeker, yük olmaz insanlara. Aynı günlerde Osmanlı İmparatorluğu, İlahi Kelimetullah için Macarlarla savaşmaktadır. Düşman ordusu Osmanlı askerine büyük zayiatlar verdirmektedir. Bu arada olağan dışı bir olay yaşanır. Kimselerin kim olduğunu bilmediği nur yüzlü, heybetli bir genç askerlerin yaralarını sarmakta, arada sırada da ellerini kaldırıp bütün kalbiyle dualar etmektedir. Şaşırtıcı olansa yaralanan askerlerin hemen ertesi gün sapasağlam ayağa kalkmasıdır. Yıldırım Bayezid Han, kolundaki yarayı sardırmak üzere o gencin yanına kadar gider. Genç, sultanı bir kez daha şaşırtarak, ona hanımının nişanlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısını sultanın yarasına sarar. Akşam olunca sultan, o gencin yanına getirilmesini emreder. Fakat bütün aramalar beyhudedir. Genç sırra kadem basmıştır. Yine Nibolu Kalesi'nin fethinde zorlanan Osmanlı ordusuna birden kalenin kapıları açılır ve kale fethedilir kısa bir zaman sonra. Peki kapıyı kim açmıştır? Kapıyı açan kimse, artık padişahın merak ve hayranlığını son raddesine vardıran aynı gençtir. Sultan uzaklardayken, Bursa'da yine muazzam olaylar olmaktadır. Yıldırım Bayezid Han'ın kızı, Hindu Fatıma Sultan, iki gece üst üste rüyasında Resulullah Efendimiz'i görmek ve emirlerine muhatap olmakla şereflenir. Zira Resulullah Efendimiz rüyasında
sultanın kızına, oğlum Muhammed Buhari ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle, diye emir buyururlar. Hindu Fatıma Sultan, Cihan Sultanı'nın takvada, edepte pek üstün olan kızıdır. Ve bu emir için binlerce kez feda etmeye hazırdır canını. Bu emir, alemlerin efendisinindir ve acele yerine getirilmesi gerekmektedir. Hindu Fatıma Sultan, kendisine yakın bir hizmetçisiyle haber gönderir Emir Sultan Hazretlerine. Kısa süre sonra gelen cevap, Hindu Fatıma Sultan'ın yüreğini yerinden çıkaracak şekilde sevindirir ve heyecanlandırır onu. Emir Sultan, o rüya ve emir bizim dahi malumumuz olup, nikahımızın dinin emirleri doğrultusunda burada kıyılması gerektir, diye cevap gönderir padişahın kızına. Emir Sultan, Resulullah'ın emriyle dünürler gönderip istetir Hindu Fatıma Sultan'ı annesinden, yani Valide Sultan'dan. Bu muazzam işaret, müjde ve emirlerden habersiz olan Valide Sultan, olmadık isteklerle sıradan bir derviş olarak gördüğü Emir Sultan'dan, onu fikrinden vazgeçireceğini düşünerek 40 deve yükü altın ister. Ne var ki, Emir Sultan'dan gelen şu cevap, Valide Sultan'ı hayretlere garg eder. Valide Sultan develeri göndersin, biz altınları yükleyip gönderelim. Karmaşık ve adı konulamayan hislerle 40 deveyi Emir Sultan'a gönderir Valide Sultan. Emir Sultan, develeri getirenlere dönerek herkesi bir kez daha şaşırtır. Heybeleri kumla doldurunuz. Sizler de istediğiniz kadar alınız. Herkes heybeleri kumla doldurur. Fakat bazıları kendileri için kum almaz ve bunu boş bir şey olarak görür. Emir Sultan, 40 kum yüklü deve ile sarayın kapısından girerken herkes hayretler içindedir. Acaba yükler gerçekten altın mıdır yoksa kum mudur? Emir Sultan, develerin başındaki adamlara, yükleri boşaltın, istediğiniz altın olsun, diye talimat verince yükler boşaltılır. O anda zaman durur adeta. Akıllar gider gibi olur başlardan. Hele kervancıların ki tam bir şaşkınlıktır. Çünkü kumlar altın olmuştur. Ve bu Emir Sultan Hazretlerinin kerametinden başka bir şey değildir. Valide Sultan'ın bu işin ilahi bir emir olduğu konusunda zerrece şüphesi kalmamıştır artık. Ve evlenmelerine karar verilir Hindu Sultan'la Emir Sultan Hazretlerinin. Bir sonraki bölümde hayat hikayesini anlatmaya devam edeceğimiz Emir Sultan Hazretleri buyurdu ki, dünyada, ölüm anında, kabirde, mahşerde, mizanda, sıratta ve zaten azap yeri olan cehennemde olacak olan bütün sıkıntıların, azapların, zelilliğin, aşağılığın sebebi, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği yoldan ayrılmaktır. Bütün saadetlerin, yüksekliğin, üstünlüğün, rahatlığın, azizliğin ve Allah-u Teâlâ'nın rızasının olduğu yer olan cennete kavuşmanın anahtarı da Allah-u Teâlâ'nın ve O'nun Resulünün gösterdiği itikat ve amel üzere olmaktır. O halde, akıl sahipleri için tek bir saadet yolu vardır. O da Allahü Teala'ya itaat ve onun Celle Celaluhu yarattıklarına şefkat ve merhamettir. İslam ahlakı. Bir insan tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarından Muhammed aleyhisselam'ın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur.
dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine, mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mes'ud ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkâm-ı İslamiyye'ye yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden, affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar. Kirlilerimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz Kayseri'deki tarihi yerler çekimlerimizin bugünkü bölümünde inşallah Kayseri'deki iş hayatını biraz tanıtmaya çalışıyorum. Kayseri'nin adı ticaretle eşleşmiştir. Tüccardır, işini bilir, mesleğini bilir. Peki bunu nerelerde yapıyor, iş yerleri nelerdir? Burada tarihi bir kapalı çarşısı var. 1859'larda yapılmış veya 56-59 arası yapılmış. Bu kapalı çarşıdan size bazı görüntüler vereceğiz. Ancak burada bulunduğumuz bölümde, burası yeni bölüm. Yeni bölüm kapalı çarşının tarihi bölümüyle entegre olacak şekilde kubbeleri, tonozları, her şeyi ama bugünün malzemesiyle yapılmış. Güzel bir uyum sağlamış, sırıtmıyor yani. Yeni bir çarşıyım ben diye böyle göğsünü germiyor. Şimdi burada Sarraf ve Kuyumcu Derneği Başkanı ile sizin adınıza bir küçük söyleşi yapacağım. Bakalım Kayseri'de durum nasıl? Her taraf krizden kan ağlarken Avrupa devletleri, Amerika, Kayseri'deki kriz var mı, yok mu, durum nasıl onu konuşacağız. Gidelim şimdi söyleşi yapacağımız dernek başkanının yanına efendim. Kıymetli seyircilerim, şimdi Kayseri deyince akla önceden ticaret gelirdi. Şimdi Kayseri deyince akla yine ticaret geliyor. Hemen arkasında sanayi geliyor. Hani bu şehrimizde ticaret ilerlediği gibi sanayi de bayağı tavan yapmıştır. İnşallah daha da o tavanın da üstüne çıksın. Ben gençliğim yıllarında hatırlarım. Kayseri'nin Ankara yolu üzerinde bir levha vardı. Bir işçi tulumlu, anahtar elinde bir zat. Dur vatandaş, buraya yabancı sanayi giremez.
yerli sanayi burada her şeyi yapmaktadır gibi, böyle cümleler tam belki böyle değil, böyle bir Türk insanının göğsünü kabartacak bir lafası vardır. Şimdi biz Kayseri'de Kapalı Çarşı'yı çekimini yapıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz sizlere. Kapalı Çarşı'nın bir kısmı kuyumcu esnafının da yerleştirildiği dükkanlarla dolmuş vaziyette. Burada bir dernek başkanı kardeşimiz var. Kayseri Sarraf ve Kuyumcu Esnaf Derneği Başkanı efendim Ahmet Demircioğlu Bey. Şimdi kendisiyle kısa birkaç dakikalık bir söyleşi yapacağız. Müsaade ederseniz ben hep anlatıyorum ama hakikaten Kayseri öyle mi şimdi? Sorumlu birisi. Kayseri'nin bu derneğinden sorumlu bir başkan olarak kendini de fikirlerini almak istiyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ben hoş isminizi olur. Söyledim. Kayseri'nize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Maşallah tarihi eser zengini bir yer Kayseri. Tabii bu tarihi eserlerin güzel bakım içinde Kayserili hem kazanmayı bilmiş hem de para harcamayı bilmiş. Gerçek bu sözüm. Yani yüz göre size Kayseri'deyiz de onun için söylüyor diyelim. Ben bunu her yerde söylerim. Şimdi siz buradaki Amerika krizden sallanıyor efendim, Avrupa epeyce bir sıkıntılar çekiyor, perişan oldu diyecektim de dilim varmadı yani. İnşallah Kayseri'de böyle bir kriz hissetmiyorsunuzdur. Tabii bütün dünyadaki krizin hissedilir noktası Kayseri'de de var ama tabii Kayseri daha çok tedbirli, kendi yağıyla kavrulan, kendi öz sermayesi daha ön planda yaptığı işletmelerde. Yani 10 lirası varsa işte bunun 5 lirasına yatırım yapar, 5 lirası her zaman kara günler için yedekte bulunduran bir Kayserilik vardır. Yani Avrupalılar şimdi 5 lirası varsa 15 liralık ticaret yapıyor. Evet. Sanal ekonomi batırdı onları benim kanaatimce yani. Kayseriler tedbirlidir. Evet. Bu tür krizlere karşı tabii ki alışıktır. Hemşeriniz Rıfat Sarcıklıoğlu gelse, evet, ya Ahmet Bey bir sıkıntı var mı falan dese, böyle dert yanma babında değil de, evet, yani derneğiniz adına ne söylerdiniz Rıfat Sarcıklıoğlu? Tüm Türkiye adına endişeliyiz. Yani sadece Kayseri olarak değil, tüm dünya olarak herkes birbirini etkiliyor. Artık global ekonomi dediğimiz şey herkes vuruyor, her dükkan vuruyor. Özellikle bizim gibi lüks tüketim işi yapan insanların ticarette keyif olması lazım. İnsanlar eşine, dostuna, nişanlısına, artan bir anına, parası olsun yani. Tabii bunlara hem tasarruf amaçlı hem takı amaçlı bir şeyler alabilsin. Bizim kuyumculuk sektörü lüks bir sektör. Yani yiyecek, içecek, ondan sonra giyecek gelir ama en son akla gelecek şey takıdır. Tamam. Ancak düğünde, dernekte işte adam mecbur kalırsa bir alyansla, bir bilezik gibi işleri hallediyor. Evet. Eski kitabı Kayseri'de fişeklik dediğimiz tabir vardı. Yani annelerimiz zamanında gördüğümüz zaman işte 80 tane, 100 tane büyük altın takılırdı. Böyle çift ipe dizilir, çift taraflı asılır. Bu tabii geline bir güvencedir. Oğlana bir sermayedir. Yani annesinden, babasından evden ayrıldığı zaman eskiden biliyorsun gelin kaynanın evine giderdi. Ayrıldığında bir ev alma için bir sermayedir. Ya da işte oğlu bir ayrı bir iş açacak olduğu zaman o bir başlangıçtır. Ama tabii o adetler kalmadı. İnsanların ekonomik gücü zayıfladıkça veya işte takı anlayışlıkları da değişti. Daha hafif, daha zarif, daha kibar, daha az pahada tutan şeyler tercih ediyor. İkame malzemelerle işi götürmeye, evet, çalışıyorlar. Evet. Efendim Ahmet Bey çok çok teşekkür biz ederim. Teşekkür ederiz. Bir defa bizimle söyleşi kabul ettiniz. Ben istirham biz ettim. Teşekkür ederiz. Onun için teşekkür ediyorum. İki, Kayseri'deki hiç olmazsa kendi derneğinizin esnafının bazı dertlerini dile getirdiniz. Evet. İnşallah biz bir de şimdi Kapalı Çarşı'nın tarihi mekanındaki şöyle sokakları arşınlayacağız. 1800'e yakın dükkan varmış orada. Evet, onları bir göreceğiz inşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz Kayseri'de. Bizim vazifemiz efendim. Bizim vazifemiz sizleri tanıtmak. Evet. Esnafın sıkıntısı varsa onu dile getirmek. Bunlar haber programı değiliz ama evet, bu da tabii yani belgeselin içerisinde de bunların yer almasına ben faydalar görüyorum. Hiç olmazsa 3-5 sene sonra bu belgesel bir daha yayınlansa, bir daha yayınlansa olacak nitekim inşallah. Evet. Ha ya Türkiye 2008'de nelermiş bak şu anda neler, neler olmuş denemiyor. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Allah'a ısmarladık. Kıymetli seyircilerim, şimdi Ahmet Bey'le vedamızı ettik. Sohbet çok tatlıydı. Ben kesmek istemedim ama ne yapalım ki, programa azıcık da görüntüler koymamız lazım sizin için. Sizi daha fazla yormayalım. Ben buradan şimdi Kapalı Çarşı'nın tarihi bölümüne geçip dükkanları böyle arşınlayacağım. Siz de o dükkanları seyredeceksiniz efendim. Şimdi buradan oraya geçeyim ben. Şimdi Kapalı Çarşı'nın tarihi bölümüne geldik. Bu Kapalı Çarşı'da
Tahminlere göre doğrusu ben bu yaşta koşturup da sayamadım. Esnaftan da pek bilen yok sayısını efendim. Yani onlar da benim kadar biliyorlar. Bu çarşı 1859'da Sultan Abdülmecid Han zamanında onun vefatından 2 sene önce ancak bir özelliği var. Halk tarafından yaptırılmış. Yani halk da 1800 dükkanı içine alacak bir ticaret merkezinin el birliğiyle yapılması bir, Kayseri'de insanların birbiriyle iyi anlaştığını gösteriyor. İki, ekonomi hususunda da görüşlerinin o dönemde bile bundan 150-160 sene önce o dönemde bile çok geliştiğini gösteriyor. İki güzel artı puanı var Kayseri'nin bu konuda. Ahşap yapılmış. İmkanları o kadarmış. Sonradan 11 sene sonra falan yanmış efendim. Ahşap olunca şimdi esnaf kim bilir çay yapıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu derken sigara, tütün bir yerden bir kıvılcım ahşap yapıyı götürmüş. Ondan sonra kâgil olarak yapılmış. Ve bugün halen bu 150-160 senelik bina ticaret hayatında insanların ekmek parası kazanmasında bayağı etkili olmakta. Yeni yapılan Kuyumcular Çarşısı da ağırlıklı olarak Kuyumcular Çarşısı bu tonozlu yapıyla bağdaşmış ama şeffaf üzerine şeylerle kapatmışlar. Dolayısıyla çiğ durmuyor yani birbiriyle anlaşmış vaziyette. Biz tam ikisinin kesiştiği yerdeyiz. Ben şimdi çarşıyı böyle sizin adınıza biraz adımlayacağım. Aşağılara kadar gideceğim efendim. Kayseri Kapalı Çarşısı'nın hiç olmasa bir kısmını sizlere tanıtmaya çalıştım. Küçük küçük kesitler verdim. Esnafla konuştum. Esnaf da doğrusu bunun kayda gireceğini, sesini bilmiyordu. Kimisi memnun halinden, kimisi acık daha tabii iş adamı öyledir ya efendim. Yok valla işler biraz kesat gidiyor falan der ama onun yarısı doğruysa yarısı da yani aman fazla iş yapıyor bu adam diye başka türlü bir durum olmasın ister. Ticaret hayatının özelliği de bu efendim. Yalan söylemek manasına değil. Maşallah dükkanlar mal dolu. İnşallah Allah müşteri de gönderir. İşleri de iyiye gider. Efendim damlaya damlaya her şey göl olur. Bütün dünya krizden ağlarken çok şükür ki Kayseri'de gene ufak tefek de olsa bir çorba parası tabir eder ya esnafa. Çorba parası çıkacak şekilde ufaktan tıkırdatıyorlar. Efendim bugünkü Kayseri tarihi yerleriyle ilgili programlarımızdan bu büyük kapalı çarşının anlatımını burada noktalıyoruz. İnşallah Kayseri programlarımız bitmedi. Diğer tarihi yerlerde devam etmek üzere. Çünkü hep cami medrese gösteriyoruz. Demeyesiniz ki bu insanlar ne içiyor, ne yiyor, nereden alışveriş ediyorlar. İşte onu da göstermeye çalıştım. Hoşça kalın efendim.